Allah Allah ya. Koskoca İtalyan mafyası bebek gibi koynumda uyuyor. Yemin ediyorum helal bir insanım. Aç camı aç. Aç camı aç, gözüm yandı of. Çama aç. Ya, seni öldüreceğim bak. Aşağıdan seni öldüreceğim, tamam mı? Bu nasıl bir biber gazı? Yemin ediyorum bu sahte bir biber gazı. Of. Arkadaşlar durum pek parlak değil. Şirketin %20 hissesini satışa çıkardık. Kimse doğru düzgün teklif vermiyor. Tek bir tane reklam ajansı var teklif veren. Onlar da birazdan arayıp kararlarını bildirecekler. Vaziyet bu. Ama Can, o teklif bizi kurtaracak bir teklif değil. Yazık olacak hisselerinize. Yapacak bir şey yok. Sonradan hayal kırıklığına uğramaktan iyidir. Emre, sana gelen başka teklif oldu mu? Maalesef yok. Heyecan. Arkadaşlar sosyal medya, internet, basın, yapacağımız bütün açıklamaları hazırlayalım. Rüşvet hakkında hiçbir açıklama yapmayalım. Daha da rezil olmayalım. Deren, elimizde kalan kampanyaları da gözetelim. O sorun değil zaten. Pek bir şey de kalmadı elimizde. Tamam, işimize bakalım. Hadi arkadaşlar. Cece, ben Cece, eğer masadan birileri bizim kata çıkarsa bana hemen mesaj atıyorsun, tamam mı? Telefonum yanımda, sakın unutma. Tamam, sen nereye gidiyorsun? Sonra anlatacağım sana. Ben de birkaç telefon görüşmesi yapayım. Emre ailenin ortağı mıymış? Demek her şey bu yüzden. Bana kırmızı bir dosya gelecek kuryeyle. Kurye gelmez beni ara hemen, tamam mı? O dosya geldi Emre Bey. Ne demek geldi? Nerede? Ben yanlışlıkla diğer dosyaların arasına koydum. Can Bey de ben bütün dosyaları görmek istiyorum deyince onun masasına bıraktım. Allah kahretsin, Allah kahretsin. Ne oldu? Sen hem sen ne yaptığının farkında mısın? Ben yine ne yaptım Emre Bey? Hemen o kırmızı dosyayı bul. Abim görürse bittik. Muza ne istiyor yine? Ha, ne işimiz var bizim dernekte? Abicim acil diye çağırdı çocuk. Ne bileyim ben? Yok, ben girmeyeceğim. Ya hissediyorum altından net bir şey çıkacak. Abicim kapıya kadar geldik, saçmalama istersen. Yürü de bakalım ne diyormuş. Ha, Abdullah amca merhaba. Hoş geldiniz gençler. Selam. Muza, bu adam kim? Muza, bu kim Allah'ını seversen? Bu adam niye bağlı? Niye kısık sesle konuşuyorsunuz? Kendi derneğimizde konuşuyoruz zaten. Abdullah amca da sen hiçbir şey duymuyor. Abdullah amca sağır! Muzo, bu adam kim gerçekten? Bu adam İtalyan mafyasının sağ kolu. Has adamı. Hiç
İntikamsın lan sen, adam kaçır. Valla. Seni öldürürsün. Yakalısın. Kroz. Yuh be, bu adam bayağı Türkçe biliyor. Evet, Türkçe küfrediyor hatta. Dili de bayağı akıcı yani. Ayhancığım, İtalyan olan mafya. Adam değil, adam mafyanın adamı. Birazdan Enzo'yu arıyoruz. Üçümüz bir olup diyoruz ki Sanem'in peşini bırak. Eğer Sanem'in peşini bırakmazsan diyoruz, adamın elimizde. Adamını Abdullah amcaya veririm diyoruz. Ya bu lafı versen, bu adamı kaçırdın mı gerçekten? Evet, kaçırdım. Artık bu saatten sonra Enzo'yla rakibim. Enzo'yu karşıma alacağım, onu paniğe sevk edeceğim. Ya Allah aşkına kendi başını belaya sokuyorsun. Bizden ne istiyorsun be adam? Çekil şunu. Bancım ne yapıyorsun? Hayır, zor bağladım zaten. Hayır, çözmek yok. Zor bağladım zaten. Her şey Sanem için. Çocuklar lütfen anlayış gösterin. Ya ne Sanem'i oğlum, ne Sanem'i? Adam kaçırmaktan seni hapse bir atarlar. Bir daha Sanem'i değil, hiç kimseyi göremezsin. Gün yüzü göremezsin. Bırak ya adamı Musa. Hayır Ayhancığım. Mafyada sistem öyle işlemiyor. Mafyada sistem değiş tokuş sistemi. Diyeceğiz ki Sanem'in huzurunu ver, adamını al. Ama siz niye panik yaptınız ayrıca? Kaçırdıysam ben kaçırdım adamı. Oralet koyayım mı? Ha? Bir çay koyayım. Bir çay koyayım. Ne diyorsun ya? Ya koskoca mahallede bir normal ben miyim ya? Aman bir normal sensin. Ben de normalim burada. Baktığında Abdullah amca da normal. Osman'cığım, durumlar anormal. Abicim, bir şeye ihtiyacınız var mı? Ha? Halledeceğiz biz. Çay koydu, çay, su. Tuvaletin mi geldi? Ne dedi, ne dedi? Tuvaleti geldi galiba. Teklif için arıyorlar. Toplanın. Efendim? Evet benim, evet. Anlıyorum. Teşekkür ederiz. Vazgeçmişler. O halde iflasımızı ilan etmek zorundayız arkadaşlar. İflas mı? Alacaklar kapıya dayanacak. Zaten battığımız haberi iyice yayıldı. Elimizde kalan bir iki müşteri de kaçacak zaten. Daha da rezil olmadan biz onlardan önce davranalım. İflas ettiğimizi açıklayalım. Yine avukat arar mısın? Arayacağım da benim elim gitmiyor arama. Eren. Tamam arıyorum. Can Bey. Hemen aramasanız, biraz beklesek. Neyi? Yani durumun biraz yatışmasını, sakinleşmesini. Biraz zaman verseniz. Zaman vermek hiçbir şey düzeltmez Sanem. Özellikle de ortada düzeltecek bir şey yoksa. Bir şeyler bittiyse kabul edersin ve yoluna devam edersin. Tabii sen bir anda gökten zembille inecek bir kurtarıcı beklemiyorsan izninle. Senyor Can. Senyor Fabri, hoş geldiniz. Ne işiniz var burada? Bir dostum haber verdi de biraz böyle bir sıkışık durumunuz varmış galiba. O yüzden koşarak geldim. Evet, öyle. Dünyada bizim parfüm lansmanımızı siz yürütüyorsunuz değil mi? Güzel. Senin hepinizin prestiji demek, benim prestijim demek değil mi? Sezonun ortasında ben başka bir ajans bulmak istemiyorum. Çünkü istesem de sizden daha iyi bir ajans bulamam, imkansız. Çok teşekkür ederiz desteğiniz için ama biz şu anda çok daha büyük bir krizle uğraşıyoruz. Ben buraya müşteri olarak devam ediyoruz ya da etmiyoruz demek için gelmedim. Ben size maddi olarak destek vermeye geldim. Sinyor Fabri, kusura bakmayın ama ben müşterimden borç alamam. Ya benim Türkçem ya çok bozuk ya da ben gerçekten kendimi doğru anlatamıyorum. Peki, şöyle anlatayım. %20 hissenizi satın alarak size ortak olmaya geldim. İşte
acaba? Kurtulduk mu? Signor Fabri, reklam hizmeti verdiğimiz bir müşterimizle ortak olmak bana pek doğru gelmiyor açıkçası. İşte Can Bey niye doğru gelmiyor? Doğru gelebilir. Ha müşteri ha ortak aynı şeyler değil mi? Kabul edelim lütfen. Evet Can Bey. Cece. Çok affedersiniz Signor Fabri. Can ama Fabri buralara kadar bize destek olmaya gelmiş. Biz şimdi onun yardımını geri çevirirsek kabalık etmiş olmaz mıyız sence? Verna Hanım doğru söylüyor. Senyor Can, zor durumda olduğunuzu biliyorum. Hisselerin %20'sini bana sat. Ben sonra onların hepsini yeri vereceğim zaten. Söz veriyorum. Va be. Conto su della tua parola. E o zaman? Şey selfie çekilecek. Selfie çekiyoruz. Bu anı ölümsüzleştireceğiz. Tamam. Hazır mı herkes? Evet. Herkes gülümsüyor. Tebrik ederim. Çekiyorum. Evet çok güzel oldu. Bu fotoğrafı hemen sosyal medyaya koyalım. Ondan sonra basına da veririz. Böylelikle sizinle çalışmaya devam ettiğimizi herkes öğrenmiş olur. Bravo. Bence çok iyi bir fikir. Ha? Signor Fabri. Aramıza hoş geldin. Teşekkür ederim. Ne demek? Sizin için o zaman. Tebrik ediyorum. Hayırlı olsun. O zaman biz şöyle yapalım. Bir sözleşme yapalım hemen. Yani formalite tabii ki bu. Hı-hı. Ama resmiyet kazansın. Nasıl? Buyurun. Buyurun Can. Şşşt! Bakmayın öyle. Aa, görmemişin sözleşmesi olmuş gibi. Çok ayıp. Ne kadar meraklısınız. Çalışıyormuş gibi yalan. Bir şey ahlaksızca. CC. Efendim? Ben bakamıyorum. Bakar mısın Fabri imzalıyor mu? Tamam. Çaktırmadan mı bakayım direkt böyle? Çaktırmadan. Evet. Evet. Şu anda kalemi eline aldı. Evet. Sözleşmeye doğru ilerliyor. Yani ruh hali, beden dili imzalayacak gibi o şekilde görüyorum ben. Yorumlamam bu. Hı. Ben canım! Oh be vallahi. Hadi bakalım herkes işinin başına. Burada toplanmışsınız. Aa. Buyurun geçin. Arkadaşlar, yeni ortağımız Signor Fabri'yi tebrik ediyoruz. Tebrikler. Tebrik ederim. Tebrik ederim. Yapmayın Senyor Can. Yani ben çünkü şirketin yönetimiyle ilgili hiçbir şeye karışmayacağım zaten. Aslında benim buraya gelmeme Sanem Hanım sebep oldu. Sanem. Çünkü ben kendisinden bu özel parfümümünü satın almak istedim. Formülü satın almak istedim. Hatta gelip benimle çalışmasını da istedim. Ama kendisi sizi, yani ajansı bırakmak istemedi. Ben de o zaman dedim ki madem o gelmiyor, ben ajansa geleyim. Yani uzun lafın kısası Senyor Can, aslında sizinle ortak olmamıza Sanem Hanım sebep oldu. Haberim yoktu görüşmenize. Ya biz Sanem Hanım'la uzun zamandan beri görüşüyoruz zaten değil mi Sanem Hanım? Neyse ya, Senyor Can, arada sırada Sanem Hanım'ı kaçırmamda bir sakınca yok herhalde değil mi? Çünkü kendisi benim o iş teklifimi kabul etti. Biz bu parfümle ilgili bir geliştirme sürecine gireceğiz. Yani uzun lafın kısası, kendisi bana bu özel parfümü vermeyi kabul etti. Evet.
Çok hoş bir şey bu. Sanemciğim, tebrik ederim seni. Neyse, ben artık kaçayım. Bundan sonra nasıl olsa sık sık görüşeceğiz. Sanem Hanım. Görüşmek üzere. Senyor Emre. İyi günler. İyi günler Senyor Fabri. Fabricim. Görüşmek üzere. Görüşeceğiz. Hep görüşelim. Evet. Davetime böyle geç gelen hanımefendi kim acaba öğrenebilirim? Önemli değil, bir çalışanımız. Çalışanımız. Ona haber etse, ara. Ben de dans ederken siz yine parfümünüz hangi marka diye soracaktı. Can Bey, bana kızınız biliyorum ama... Sen hangi akla benim adıma konuşuyorsun, arkamdan iş çeviriyorsun? Ben sizin adınıza konuşmadım. Ben şirketi kurtarmaya çalışıyordum. Ya kim istedi senden şirketi kurtarmanı, benim adıma konuşmanı, benim adıma davranmanı? Bana sormadan kim istedi? Yani ben söylemek istedim ama benim yüzüme bile bakmıyorsunuz. Piyasada kimse, hiç kimse bizim hisselerimizi almak istemezken sen gittin Fabri'yi ikna ettin. Evet. Zor olmamıştır zaten ikna etmen. Can Bey, ne söylediğinizin farkında mısınız? Bana kızgın olabilirsiniz ama kırıcı olmanıza gerek yok. Ben size her şeyi anlatmaya çalışıyorum ama yüzüme bile bakmıyorsunuz benim. Her şey. Her şey için çok geç kaldın Sanem. Burada mı her şey? Ha? Burada mı bana anlatmadın her şey? Ha? Evet. Bana anlatmadıklarının değeri işte bu benim için. Yaptıklarını zaten anlatıyor her şeyi. Ne teklif ettin Fabri'ye? Nasıl ikna ettin yani? Kendi kokunu mu vereceksin yoksa yeni bir parfüm mü çalışıyorsun? Ha? Sizi ilgilendirmez. İster kendi kokumu veririm, ister yeni bir parfüm yaparım. Beni ilgilendirmez, öyle mi? Beren! Efendim Can. Fabri'yi ara. Sözleşme iptal. Nasıl iptal? Can, hiç kimse hisselerimizi istemiyor. Batarız, batar şirket. İptal dedi. Sanem, ben doğru mu duydum Can Bey? Sözleşme iptal mi dedi? İptal mi dedi? Sanem, neden cevap vermiyorsun? Sanem. Sanem, sen ne yaptın? Fabri'yi nasıl ayarladın? Fabri Bey benden onun için parfüm yapmamı istedi kendi şirketi için. Bu sayede de bizim şirketi kurtaracak. E niye Can Bey bozmaya çalışıyor bunu? Şirketi batırmaya mı çalışıyor? Bilmiyorum abla ya, bilmiyorum. Tamam ablacığım, üzülme sen. Can Bey bu dengesizlikleriyle zaten şirketi de yıkıma uğrattı. Emre Bey'i de mahvetti. Abla, yeter ama artık. Sanem! Of ya, of. Sanem, ne oluyor, iptal mi? Niye cevap vermiyorsun, ha? İptal mi değil mi, kovulduk mu? Söylesene. Cevap vermiyor. Ya konuşacak bir şey yok Deren. Sanem, Fabri'yi arayıp sakın sözleşme iptal falan demiyorsun. Niye öyle bir şey diyeyim? Gören de gece gündüz beni Fabri'yle görüşüyor zannedecek. Ha, bu arada ben nasıl unuttum ya? Senin yüzük takman lazım. Fabri sizi hala nişanlı sanıyor. Öyle bir şey lazım değil. Ben ayrılık dedim. Peki bir şey soracağım ben sana. Fabri senden parfümün dışında başka bir şey istedi mi? Yani ajansla ilgili diyorum. Bir planı var mıymış? Sen bir şey hissettin mi? Bir şey söyledi mi? Hayır, sadece parfümü istedi. Çok güzel, sorun yok demektir. Yani yeter ki şirket kurtulsun. Sanem de artık adama ne verirse versin, bize ne? Tamam, ben sana şurada katılıyorum. Sanem bir densizlik yapmış, sana sormadan gitmiş Fabri ile konuşmuş. Burası okey ama yani bu her zaman yaptığı şey Sanem'in. Anlamadığım şey, şu anda niye problem oldu bu? Bunu anlamıyorum gerçekten. Ben çıkabilir miyim şu anda? Hayır. Can, babanın şirketini kurtarmanın tek yolu Fabri. Lütfen biraz mantıklı ol. Hiç olmazsa bu kadar çalışanı düşün. Hem sen her zaman söylemez misin çalışanlar her şeyden önce gelir diye? Can, şirketi düşünmüyorsan babanı düşün. Babam hep aklımda zaten derim.
Başka bir yolunu buluruz. Ama bizim çok acil bir yol bulmamız lazım Can. Sen durumun ciddiyetini benden çok daha iyi biliyorsun. Fabri'yi ajansımda istemiyorum. Adam zaten ajansın en büyük müşterisi. Sürekli ajansta. Can, sen acaba duygusal hareket ediyor olabilir misin? Ya ne duygusal derim? Ne diyorsun Allah aşkına? Partide de Fabri'nin Sanem'e asıldığını düşünüp daha sözleşmeyi imzalamadan çekip gitmiştin. Aynı hatayı yapıyor olabilir misin acaba? Çünkü gerçekten mantıklı olan bir insan şu aşamada Fabri'yi reddetmez. Tamam, Deren. Haklısın. İşimize bakalım. Nihayetinde Sanem de kârlı çıkmış günün sonunda. Dünya devi parfüm şirketine kapağını atmış bir güzel. Gel be, gel. Bu parfümü mü sattın? Yani demek istediğim yoksa başka bir formül mü yapacaksın? Sizi ilgilendirmez. İyi. Bu kadar krizin arasında çok meraklıydım senin parfümüne. Can Bey geliyor. Arkadaşlar bugün iş yok. Herkes evine gidebilir. Ev mi? Ev huzurluyken gidilen bir alan değil mi? Nasıl gideceğiz biz? Ne evde neden eve dedi? Kaygılandırdı bizi şu anda. Ha? Ben de fenalaşıyorum. Kaygılı da oldu içimde. Allah. Bitti olay, bitti artık. Adam da ağırmış ya. İnsan eti ağır olur demişler Osman'cığım. Ne olacaktı ya? Ayhan, Sanem'e ulaşılamıyor. Bak ben yemin ediyorum bu kızı dağa kaldırdılar. Vallahi dağa kaldırdılar. Ya kızı kimsenin kaçırdığı yok diyorum sana ya. Ya Muzaffer. Yavaş. Ya, Allah aşkına ya. Ya bak kız toplantıdan toplantıya koşuyor. Ya kendi başını belaya soktun. Bizden ne istiyorsun? Oğlum sen niye benim adımı söylüyorsun? Hadi uyanıksa bu herif. Uyanıksa. Abi. Adını niye söylüyorum öyle mi? Adını niye söylüyorum? Ya sen al adamı yüzünü göster. Kendi mahallemize getir. Ben adını söyleyeceğim problem. Evet orada stratejik bir hata yaptım. Benim de mafyayla ilk kucaklaşmam. Bir dahakine söz veriyorum maske takacağım. Muzo Allah'ını seversen ne olur salalım şu adamı. Bak başımız belaya girecek yemin ediyorum. Ayrıca sen hep iyi. Başının dert olduğu falan da yok ya. Bir de bir şey soracağım. Ben bu sandalyeyi niye taşıyorum ya? Hey, bu kaçırılan adamı sandalyeye oturtmak zorunda mıyız? Ne yapalım betona mı oturtalım adamı? Taş mı çeksin bu adamı? Çocuğu mu olmasın? Ölsün mü bu adam? Ayrıca Sanem'in başı tehlikede. Benim de mafyayla derdim var. Bana yardım etmek zor. Ha, anında geldik. Ayhan, önden git, önden git. Ya orası şimdi karanlıktı ya. Muzaffer, ne tehlikesi kardeşim ya? Ne tehlikesinden bahsediyorsun sen ya? Bak, ya adamı rahat bırak ya da biz kaçacağız. Gir, 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 gir. İçeri gir. Korkmayın, böyle şeyler karanlıkta olur. Ya ne yapacağım ya? Hanımın telefonu çalıyor. Ay, adamın telefonu çalıyor. Ne yapacağım? Ayhancığım tamam insanları paniğe sevk etme. Tamam geldik zaten burası. Ya ne paniğinden bahsediyorsun Muzo? Adam kaçırdık ya. Tamam geldik geldik hadi burası zaten. Abi, abi. Bütün parmaklarım üstünde abi. Ellerimin izi çıktı hep. İndirmiyorum dön. Önce ya, dön. Ya dönüp ne yapacağız? Kafası böyle gelecek. Allah Allah. Allah. Dikkat edin. Ne olur dikkat edin. Biz de ilk defa adam kaçırıyoruz herhalde. Bizim de ilk. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Oh. Bırak. Ölmüş mü? Ölmüş mü? Tamam panik yapmayın. Nefes alıyor ölmemiş. Ya Muzo ne yaptın sen bize ya? Nerede bu? Gelirken de taksi tutmak zorunda kaldım. Bana kırmızı bir dosya gelecek kuryeyle. Kurye gelmez beni arayamam tamam mı? O dosya geldi Emre Bey. Hemen o kırmızı dosyayı bul. Abim görürse bittik. O dosyada annemle ilgili belgeler vardı. Anneme gitmesi gereken şirketle ilgili belgeler.
Abi konuşabilir miyiz? Hayır. Evet, hata yaptım. Özür dilerim. Keşke geçmişe dönebilsem. Fabri bize ortak oldu. Babamın hisselerinin yönetim hakkı bende. Senin kişisel olarak hiçbir hissen kalmadı. Şirkette işin de kalmadı. Ne diyorsun abi sen? Bu şirket benim hayatım. Onu ajansı bu hale getirmeden önce düşünecektin Emre. Hala batmayacağımız kesin değil. Bir de senin yüzünden fabriği ortak etmek zorunda kaldık. Tamam. Tamam, en azından sana yardım edeyim toparlanana kadar. Finansı biliyorum. Evden finansı idare edeyim. Emre, ajansta işin bitti. Bir daha gelme. Çekilebilirsin. Emre. Şu an tam olarak planın ne? Tamam Ayhancığım, adım adım gidiyoruz. Panik yaptırma, spontan takılıyoruz. Bu telefon da susmadı. Ay, kim arıyor acaba? Anasını, babasını, çoluğumu, çocuğumu ya? Olabilir. Yuvarla gitsin. Yuvarlayalım Osman. Yuvarla. Hayır, hayır, ben dokunmam. Yuvarla, dokunmam, gel buraya ben. Osman. Hayatta dokunmam ben. Gel buraya. Ben bakamayacağım. Duruma nasıl düştük Ayhan ya? Ayhancığım. Hayatta dokunmam. Muzo, Allah seni kahretmesin. Bırak lan adamı. Ne yapıyorsun? Amacın ne senin ya? Ya senin amacın Muzo, ne? Muzo, sen ne yapıyorsun? Allah aşkına sen ne yapıyorsun ya? Adam mı kaçırdık, adam, adam? Ya bir kendine gelsin abi. Biraz mantıklı davran ya. Osman'cığım artık ok yaydan çıktı. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. Olmuş da ölmüşe çare yok artık. Bizim var ama, bizim var. Abi. Patron arıyor, patron. Fabri, kesin Fabri. Ne yapıyorsun lan sen? Uyandı, baba uyandı. Yürü, yürü, daha fazla başlayalım. Patron, telefonu ne yapıyorsun sen? Patron arıyor, bir dakika. Biz gidiyoruz abi. Ne halim var? Dur. Alo kardeşim, bir dakika. Patron telefonu, ne yapıyorsun sen? Lütfen bir saniye. Benzo musun? Fabri misin? Şoförün elimde. Şu anda şoförün elimde. Şoförüm elinizde mi? Şaka mı bu? Siz kimsiniz ki? Ya Muzo'nun adamı kovalaması gerekmiyor mu? Nasıl saçma sapan bir şey ya? Hemen öldürsün. Benim kim olduğumun hiçbir önemi yok. Dur Allah aşkına, ne hali varsa görsün. Ne halim varsa gör. Sanemi ver, şoförünü al. Anlaşma basit. Ayrıca polis de istemiyorum. Tek başına gel. Oğlum ya. Arkadaşım ne yap... Şoför bey, beni aldığınız yere bırakır mısınız lütfen? Tabii efendim. Yemin ediyorum sınırlarını zorluyorsun. Ne yapıyorsun? Bir yere gelecek, yorulacaksın. Ne yapıyorsun? Arkadaşım ne yapıyorsun? Başımı belam sıkacaksın. Koş, koş. Isırmak yok. Isırmak yok. Otur, otur oradan. Otur. Başına gel sana. Otur oraya. Oğlum zaten başımı belaya soktun. Yeter, in aşağı. Sıldırma beni. İnan Ya işte ne bileyim, Emre Bey'in durumu çok kötü. Can Bey işten kovdu. Ne bileyim, belki konuşmak ister. Toparlanmaya ihtiyacı olur falan diye kalıyor. Emre Bey artık kimse toparlayamaz. Kaçacak hiçbir yeri kalmadı çünkü onun. Sanem ablacığım, sen neden böyle konuşuyorsun ya? Zaten durumu çok kötü. Daha da kötü olacak gibi. Biraz vicdanlı ol ya. İyi, tamam. Sen bilirsin. Ben eve gidiyorum. Tamam. Az önce çok tuhaf bir telefon görüşmesi yaptım Sanem Hanım'la ilgili. Sanem'le mi ilgili? Evet, evet. Sanem Hanım. Ya,
Az önce biri beni aradı, benim şoförü kaçırmış. Ne? Evet, evet. Sanem Aydın'ı bana getir diyor. Bir de bir konum yollamış. Sizin mahalleyi gösteriyordu. Sanem Aydın mı dedi? Evet, evet, evet. Burada bak. Ay pardon, ay yanlış mı anladım? Adam kaçırma mı dediniz? Evet. Evet, bizim mahallenin yakını burası. İyi de kim sizin şoförünüzü kaçırdıktan sonra karşılığında beni... Zebercet. Zebercet ne? Kim? Zeber... Ne? Ya travmatik bir çocukluk yaşadı o. Mahalleden biri ama çok zararsızdır. Gerçekten kesinlikle bir yanlış anlaşılma olmuştur. Böyle yanlış anlaşılma nasıl olur? Evet, haklısınız. Yani o zaten korkudan ne yapacağını da bilemiyordur şu anda yani. Neren oldu? Can sorma. Sanem'in mahallesinden Zebercet diye bir şey Harbi'nin şoförünü kaçırmış. Neden? Bilmiyorum işte, Sanem'in işleri gene karıştı ortalık. Bu yüzden eğer Fabri'yle olan sözleşme iptal olursa ben kızı bu sefer yeniden ve daha çalışacağım. Hayır Leyla, sadece özel eşyalarım. Emre Bey. Lütfen yapmayın böyle. Siz çok güçlü bir insansınız. Neleri atlattınız, bunu da atlatacaksınız. Bakın ben de rüşvet meselesinde önce çok büyük tepki göstermiştim. Ama daha sonrasında iyi niyetli olduğunuza, buna mecbur kaldığınıza inandım. Başka bir şeyler kaldı mı? Şunları falan alacak mısınız? Yok, şu özel eşya. Leyla içindeki evrakları gördün mü? Yo, Emre Bey ne evrağı? Emre Bey neyi arıyorsunuz? Ben kahretsin olarak... Allah kahretsin. Leyla, odama birinin girdiğini gördün mü? Can, Sanem, Güliz, Cecek. Yo Emre Bey, hepsi toplantıdaydı zaten. Siz ne arıyorsunuz? Ben onu bilsem yardımcı olacağım ama. Allah kahretsin. Tamam, anlatacağım. Ama benim gitmem lazım. Emre Bey, ben bunları toplayayım mı peki? Ne? Aa. Çözülmesin. İstanbul'da çalışacak ajans bulamayacaksın Sanem. Para kazanmak için dünyanın her ucuna gideceksin. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hiçbir şey yapmadım. Ne bağırıp duruyorsunuz bana? Sanem Hanım mı? Bana mı bir şey dediniz? Aa, Sinyor Fabri. Sanem'in mahallesinden zararsız biriymiş zaten. Biz şimdi gideceğiz. Sizin şoförünüzü alacağız, çıkacağız. Sonra da unutacağız artık bu meseleyi. Unuturuz yani hep birlikte. Yarın unuturuz mesela biz bunu. Bu adam Zübercet. Zebercet. Küçüklüğünden beri ya size takıkmış galiba. İlginç. Erkeklerde takıntı yaratıyorsunuz ha? Evet, öyle bir takıntı yaratıyorum ki nefret ediyorlar benden. Yüzüme bile bakmıyorlar. O konuda çok başarılıyımdır. Takıntı iyidir. Takıntı adamı güçlendirir, besler. Umarım müşteriler de parfümünüze takılıp kalırlar. Ha Sanem Hanım? Tabii tabii, takılıp kalırlar. Artık gerçeklere mi, yalanlara mı orası bilinmez. Takılıp kalsınlar da önemli olan o. Can Bey düz. Of! Arkadaşım. Sen nasıl bir insan evladı çıktın? Mafya diye kaçırdık, yemin ediyorum müptezel çıktım. Bir şişe eter bitirip adam dövmek nedir ya? Söz verdin çözdük, gittin geldin bir daha dövdün. Ama bundan sonra sana acımak yok. Ay, evet evet burası. Burası, burayı gösteriyor. Siz burada bekleyin lütfen. Siz beni burada bekleyin, ben hemen geliyorum. Zebu! Ha! Sanem,
Bırak sana beni. Yemin ediyorum seni kurtarabileceğimi biliyordum. Sırf senin için İtalyan mafyasıyla boğuştum. Gerçi bu da İtalyan değil, çakma İtalyan çıktı. İyi yaptın. Allah'ım iyi misiniz? Nasıl? Ben burada mafyayla savaştım kızım. Bunun karşılığı bu mu olmalı? Baksana ağzımı yüzümü dağıttı herif. Selam Hanım ne kadar sürprizlerle dolu değil mi? İnsan şimdi ne yapacak diye merak ediyor. Evet öyledir. Hep macera, hep adrenalin. Ah Sanem, ah Sanem. Ay, perişan oldum. Biz burada bekleyelim. Signor Fabri alır gelirler hemen. Biz bekleyelim, getirirler. Hiç bize zarar gelmez, merak etmeyin. Ağanda Candivit, dur. İyi, hiçbir şey yok. Hemen dışarı çık. Arabada bekleyen adamdan özür dile hemen. Tamam, benim için de makul. Kardeşim, hakkını helal et, kusura bakma. Ulan bunun bedelini ödetmezsem sana. Tamam, açtım. Tamam. Ay, kusura bakmayın, olur mu? Sen öldürürüz. Sanem. Sanem. Kendi kokunu var Elif abi. Sizi ilgilendirmez. Sanem. Bırakın beni. Sanem. Sanem. Tek bir soru soruyorum sana. Bu kokuyu mu verdin Fabri'ye? Kendi kokunu mu verdin? Ben size önce başka bir şey söylemek istiyorum. Dinleyecek misiniz? Hayır dinlemeyeceğim. Soruma cevap ver. O zaman sorunun cevabını alamayacaksınız. Şimdi bir yanlış anlaşılmanın kurbanıyım. O zaten Sanem. Belli. Kendisi ayakkabıyla yüzüme bastı. Ben de mağdurum. Sanem! Dedim Eren Hanım. İtalyan mafyası. Debo muydu neydi? Çenesi hiç İtalyan durmuyor bunu. Yok mu evi barka? Al götür. Ha, şimdi korktu ya çenesi düşmüştür onun. Sakinleşince susar. Ayrıca biz İtalyan halkını gerçekten çok seven bir kitleyiz. Gerçekten. İtalyanlar bamba. Tiamo. Sus. Sus. Yavrum susmuyor. Fabri'ye veda etmeden mi gitti o? El birliğiyle bugün öldüreceksiniz beni artık. Eren Hanım. Can Bey miydi o? Signor Fabri iş için aradılar. Tamamıyla işle ilgili çok özür diliyor sizden. İletti bana. Evet. Anlıyorum ben sizi. Maceralı bir gün oldu değil mi bugün? Ya işte Sanem'in renkli dünyası. Biz hep böyleyiz biz. Anlıyorum. Ben kendisinden davacı olacağımı söyledim. Davacı olacağınızı. Gasp. Gasp. Adam kaçırma. Adam kaçırma. Darp. Darp. Ama yanlış anlaşılma oldu. Vallahi yanlış anlaşılma. Hırsızlık. Oo hırsızlık bir de. En az 30-40 sene yerde etim. 40 yıl diyorsunuz. Hı? 40 yıl. Bana da dediler. Evet. Ama ben tabii ki bunu yapmayacağım ama gözünü korkutayım dedim tamam. Çok iyi yapmışsınız. Hak etti çünkü ders olsun. Gerçekten bu yanlış anlaşılma için çok özür diliyoruz. Hayat yapacak bir şey yok. Peki ya o zaman. Sanem Hanım. Yarın görüşmek üzere, okey. Yarın Hanım, biz taksiyle gideceğiz. İsterseniz siz de eve bırakabilirim isterseniz. Çok seversiniz tabii ki. Süper, okey. Murat Bey. Hiçbir şeyin yok Murat'cığım. Kızım seni kaçırdılar zannettim. Ne bileyim ben, durduk yere başım yandı gene. Abi sen kaçtığında kaç yaşında bulacaksın? Efendim Emre. Aylin, getirdiğin ortaklık belgesini sen mi aldın? Yok. Aylin doğru söyle. Getirdiğin ortaklık belgesini sen mi aldın? Emreciğim doğru söylüyorum. Kopyası bende ama diğeri masanın üstündeydi. Ne oldu? Kim aldı o zaman? Kim? Emreciğim ben nereden bileyim? Birazcık sakin olur musun? Sen iyi misin? Buraya gelmek ister misin? Aylin o dosyayı sen getirmedin mi? O dosyayı getirip beni tehdit etmedin mi? He? Her şey senin başının altından çıktı. O dosyayı alanı bulmam lazım.
Emre'cim sen bir buraya gel. Ben bir çözüm yolu bulacağım, tamam mı? Sakin ol birazcık. Yuh. Aylin'le Emre ortakmış demek. Vay be. Arkadaşım yuh ya. Sen nasıl bir entrikanın, nasıl işlerin içine düştün ya? Bir de Can kötü şirkete zarar vermeye çalışıyor diye beni kandırdı. Baksanıza Aylin'le ortakmış işte. Asıl amacı kendi kardeşini batırıp şirkete müşteri paslamakmış. Durumdan, bu ortaklıktan Can'ın haberi var mı? Yok. Yani yok. Ama öğrenecek. Nasıl? Ben söyleyeceğim. Kızım konuşamıyoruz diyorsun, yüzüme bakmıyor diyorsun. Nasıl söyleyeceksin ki? Öğrenmeye hakkı var. Emre'nin daha fazla Can'ın arkasına iç çevirmesine izin vermem. Baksana Aylin'le ortak olmuşlar. Kendi kardeşini batırmaya çalışıyor. Tamam benim mektubumu yırtıp atmış olabilir ama ben kararlıyım. Karşısına çıkıp her şeyi anlatacağım. Her şeyi bilmeye hakkı var çünkü. Sen kardeşin çok seviyor, öğrenirse mahvolur falan demiştin. Madem Emre bu kadar rezil biri, hiç olmazsa öğrenirse belki seni affeder. Sonuçta senin hiçbir şeyden haberin yoktu. Yani seni kullandı. Beni asla affetmeyecek. Yani bilmeden etmeden parçası olduğum şu durumda bile beni silip attı. Düşünsene fotoğraflarımı kimsenin görmesini istemiyorum dediği halde o fotoğrafları çalıp Emre Bey'e verdiğimi duysa, bu yüzden de fotoğrafçılık lisansının iptal olduğunu duysa kim bilir neler yapacak. Bana ne kadar kızgın olduğunu görseydiniz anlardınız. Ben zaten kendim için bir şey istemiyorum. Ona daha fazla zarar gelmesi yeter. Of! Sana bir şey. Bu arada affetmek falan demişken şu çocuğa da söyleyelim artık ya. Kuzo, vallahi şu haline baksana hapse gireceğim diye perişan oldu çocuk. Of! 40 yıl dile kolay. 40 yıl dile bile zor. Dile bile kolay değil. Mapus damında 40 yıl insan adını unutur yemin ediyorum. Eğer beni de unutacak biri varsa şu anda defterinden silsin. Beni de yazmasın defterine şu andan sonra. Birkaç gün daha böyle devam edelim. Biraz burnu sürsün. Neyse. Bak o evrakları da düzgün bir yere koy. Dosyaya falan koy. Kaybolmasın. Tamam.